misafir olur. Tanrı misafiri dediğim zaman herkes mutlaka alır. Şimdi var bir kapı çalıyor. Kim o? Tanrı misafiri. Ya gece bak ne Tanrı misafiri. Şuna ben camiyi mi göstersem acaba? Evim hanımı diyor ki hayır. Tanrı misafiri diyor ya. Kapımız açık gelsin. İster istemez adam açıyor. Tamam buyur. Sobaya iki odun atıyorlar. Adama değer sobaya. Isındırıyorlar. Çorba, çay, kahve, muhabbet çok güzel. Ama adam çok yorulmuş. İki kat yatak yapıyorlar adama. Bembeyaz çarşaf. Oo süper. Bir yatıyor sabaha deliksiz uyku. Sabaha bir bakıyor. Şimdi de uşun sütü var. O kadar güzel yiyecek. Yiyor, içiyor. Öğleyin öğlesine. Katmerler, yağın var. Süper. Akşam da muhabbet, sohbet. İki, üç derken adam hanımına diyor ki ya bu adam herhalde bizde kışlayacak. Hiç hikmetten söz etmiyor. Hilleşti buraya diyor. Ya diyor ki Tanrı misafiri. Misafirin kalbi kıldan ince. Ya inceyse ince başa gidiyor. Yokmuşsa doğruya gitsin. Ben diyor en iyisi buna bir dövdük yazayım. Okuyunca basa gider zarar. İyi hadi yazayım şimdi. Ve hey insan ve hey şaşkın. Misafirin hakkı 3 gün sana oldu 15 gün. Yatak odasından kapının altından açıyorlar. O da orada açıkmış. Bakıyor oradan bir kağıt geliyor. Koyuyor bakıp alıyor. Aynen o yazılan şu. Behe insan, behe şaşkın, misafirin hakkı 3 gün, sana oldu 15 gün. Buyuruyor tabi, çeviriyor da yazıyor. Behe insan, behe katır, gütmen de hiç gönül hatır, misafir rahat olursa 3'te yatır, 5'te yatır.